Evet, çok teşekkür ediyorum davet için. Çok fazla e, şeyi geçirmeyeceğim. E, çoğunuz biliyorsunuz... ...Face Çiftliği... ...Sencer Solakoğlu... ...üretici... ...tek işim bu. E, ana işim süt... ...idi. Şimdi biraz et tarafına da kaydı bu arada. E, etimi kendim pazarlıyorum. Sütümü kendim pazarlıyorum. Oraya geleceğiz. Çünkü... ...üretmek çok önemli... ...ama ben hep şunu söylüyorum... ...yani... ...siz hiç... ...çok çalıştığı için... ...kaç kişi tanıyorsunuz? Vallahi ben bir sürü hamal tanıyorum... ...bizim gübreleri elle ...çok çalışıyorlar ama hiçbir zaman... ...zengin olduklarını görmedim. Çok çalışmak... ...illaki başarı getirmiyor. Çalışmamak... ...tamam sürüneceksin... ...o garanti... ...ondan hiçbir çocuk olmaz ama... ...çok çalıştığın için... ...para kazanacaksın anlamına gelmiyor... ...akıllı çalışman lazım... ...yaptığın işi... Sonuç olarak ben sizin, siz de süt üretiyorsunuz, ben de süt üretiyorum. Benim de ineklerim Türkiye'deki havayı soluyor, Türkiye'deki yemi yiyor. Sizinkiler de öyle yapıyor. Benimkiler 40 kilo süt veriyor, sizinkiler 25 kilo süt veriyorsa bunu nasıl yavaş yavaş arttırabiliriz? Hangi teknolojiyi kullanırsak yaparız? Bir de bunların parasal da şey var. Yani her şeyi bir günden bir güne yapmak o kadar kolay değil ama 25 kilo da sağsan, 40 kilo da sağsan bunun bir maliyeti var. Ve verim arttıkça maliyet de artıyor. Kazancın da litre başına bir miktar düşmeye başlıyor esasında. Yani her litreden aynı miktarda para kazanmıyorsun. O yüzden her zaman çok üretmek çok karlı değil. Bir yere geliyorsun. 40 kilodan sonra 41. kiloyu üretmek için 1 lira süt diyelim, 6 liraysa 8 lira harcaman gerekiyor o ekstra 1 lirayı almak için. O zaman yanlış iş yapıyorsun demektir. Yani dolayısıyla hep yüksek verim değil ama akıllı yapmak. Biz bu sene Nisan'ın son gününde rekor kırdık. 50.900 kilo litre sütü perakende sattık. Bir günde. Tek başımayım. Çiftliğim, dağıtım ağımı kurdum. En iyi dağıtıcılarım kim? Kendim araba almadım bakın hiç yatırım yapmadım. Oturdum düşündüm. Ya dedim bu sokak sütçüleri var. Bunların zaten kendi müşterileri var. Kendi şeyde, e onlar da iyi süt satarlarsa mutlu olacaklar. Çünkü müşterileri mutlu olacak. Niye onlar varken ben tutup kendime araba alayım ki? Ve bütün Bursa'daki sokak sütçülerini örgütledim. Hepsi benden alıyorlar sütlerini. Hem reklamım yapılıyor, hem onlar para kazanıyorlar. Dertleri yok, sütü bozuldu, sütü kesildi derdi yok. 50 bin 900 kilo litre süt. Az bu süt değil. Bir Bursa'da satmak için. Yani... Her zaman iş göründüğü gibi değil ama oraya gelmemiz de dört yılımızı aldı. Yani dört yıl önce başladığım zaman günde 40 ton süt sayıyordum, 200 litre süt satabiliyordum ancak perakende de. Geri kalanı fabrikaya gidiyordu. Önce fizibilitesini yapıp ...yavaş yavaş 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 belli bir yerlere kadar çıkmayı başardık. Akıllı iş yapmak çoğu zaman çok iş yapmaktan daha ön planda oluyor. Dolayısıyla bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. <laughs> ve teknoloji yani bence bu şimdi hem erkek üreticiler hem bayan üreticiler var. Bence şu devir bayan üreticiler için çok özel bir dönem. Çünkü artık teknolojiyle tarım birleşti ve artık çok fazla kas kuvveti gerektirmeden çok iyi işler yapılabiliyor. Bunun için biraz teknolojiye sıcak bakmak, birazcık da cesaret gerekiyor. Bu cesareti mesela biz çiftliğimize şöyle yaptık. Ben Bundan üç sene önceydi. İlk defa staj programını başlattım. O sene 80'e yakın stajyer var. İşte üç aya böldüm. Tarla kısmında bu. Üç aya böldüm. Mümkün olduğunca eşit işte bayanlarla baylar aşağı yukarı eşit olmasına gayret ediyorduk. Bir tane Sümeyye'miz var bizim. Mustafa tanıyor. Mustafa bu arada bizim tarladaki ekip başı. Onunla beraber geldik şimdi. Gece yine çiftliğe döneceğiz. E, ee, Sümeyye herhalde 150 falandır boyu aşağı yukarı. O Sümeyye'nin o 300 beygirlik traktöre bir binişi var. Bir de o traktörden inişi var. O aradaki farkı gördüğünüz zaman kız böyleydi, böyle oldu. Çünkü yapabildiğini gördü. Çünkü o 300 beygirlik traktörü kullanmak için gereken tek şey joystick'i ileri itmek veya geri itmekti. Bu kadar basitti. Ama o özgüveni hissedebilmek için de fırsat gerekiyor. Dolayısıyla o fırsatı yakaladığınız zaman şu anda tarımda 300 beygir traktör kullanın diye söylemiyorum. Ama o kadar farklı yerlere gitti ki iş birazdan neler yaptığımı size anlatacağım. Şimdi nereden başlayayım? Önce çiftlikten başlayayım. Benim macera 2009-2007 yılında başladı esasında. 2 yıl hesap kitap. 2009 yılından ben bugüne kadar çiftçilik yapıyorum. Yani şurada toplasan 10, 13 13 yıl çiftçiyim. Yani böyle hani babadan dededen inekle işimiz yoktu bizim hiçbir zaman. Çiftliği kurdum. Üniversite mezunu bir adamın cebinde ne kadar para olursa o kadar param vardı. İşte biraz ala vere dala vere işte o bankaya git. Allah'tan babam zengindi. Onun ismiyle teminat mektubu o teminat mektubu Ziraat Bankası'nın. Ziraat Bankası'ndan %60 indirimli krediyle işe başladım. Babamın haberi yoktu bu işi yapmak istediğimi anladım çünkü gelecek vaat ettiğini gördüm. Ben isteyeceğim her işi yapabilirdim. İmkanım vardı, sermaye bulabileceğimi biliyordum. Ama önemli olan o sermayeyi nereye yatırdığının önce hesabını yapmaktandı. Ve ben iki yıl sadece yapacağım işin planlamasını harcadım. Ömrümün geri kalan kısmında yapacağım, hayalini kurduğum iş için iki yıl planlama bence çok çok kısa bir zaman. Dolayısıyla iki yıl boyunca gecelere, sabahlara kadar çalıştım ve fizibilite yaptım. Ve o fizibilite yaparken birçok şeyi öğrendim. Hayvanın dört memesi olduğunu öğrendim. Bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Ondan sonra işte e, inek ne yer? İneğin ne kadar sürede bir yavrular? Yavrulaması ne kadar önemli? E kuru dönem diye bir şey varmış, hep süt vermiyormuş hayvanlar. Doğumu, ölümü vesaire. İki yılda çok araştırdım, çok okudum. Ve işe başladığım zaman... ...hiçbir zaman hala bugün de dahil patronculuk oynamadım. Her zaman bir çalışan oldum ve her zaman benim yardımcılarım... ...benim üçüncü kolum, dördüncü kolum, beşinci kolum, altıncı kolum oldu. Benim iki kolum var, iki bacağım var. Aynı yerde şu saatte burada bulunabiliyorsam şu anda çiftlikte değilim. Benim yerime çiftlikte benim işimi yapabilecek birine ihtiyacım duydum. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımın hepsiyle de farklı bir diyalog sahibiyim. Yani hepsiyle birebir tanışmamın dışında hepsi benim yardımcım yani benim yerime o işi yapan kişiler. Verdiğim eğitimleri de hep onlara ona göre verdim. Yani sen benim yerime burada iş yapacaksan benim kadar en azından bu işe bilmen gerekiyor mantığıyla hep yaklaştım. Ve şunu gördüm. Yapıcı bir uslupla yanında çalıştığın insanla konuşmaya başladığın zaman o da korkusunu yenip bu patron değil, Aa, bu benim iş arkadaşım olarak bakmaya başladığı gün, başarılı olmaya başladığım gündü. İlk 7 yıla yakın İnanın, sadece çalıştım ve işi bilen birilerine bıraktım. Benim o zamanlar e, İsrail'den bir tane danışmanım vardı süt çiftliği tarafında. Rasyonları o yapıyordu, ben yapmıyordum. Ben eğitimdeydim. Ben 7 yıl sadece besleme eğitimi aldım. Hiç dokunmadım, korktum çünkü. Çok komplike bir şey yani öyle rasyon yapıyorum, hadi ondan bir kürek, bundan bir kürekle olmuyor bizim hayal ettiğimiz verimlilikler. Öğrendim, yutkundum, azar işittim yanındaki çalışanlardan sen bu işi bilmiyorsun diye bu mesela arada sırada bana fırça kayıyor. Yani bunlar oluyor ama bunu iyi, yani şirketin veya üretimin iyiliği için olduğunu düşündüğün zaman zaten mevzu bahis olmaktan çıkıyor ve güç birliği oluyor. Ben bunu gördüm. Çiftçilikte en önemli şey bir kişi hiçbir şey yapamıyor ama birkaç kişi aynı kafada bir yere gelip tek o hedef uğruna işte bizim rekor maceramız gibi sırf onun uğruna herkes bir anda motive olduğu zaman hedef kişiler olmaktan çıkıyor. Bizim insanımız çok sever. Sağdakinin soldakinin ne yaptığını ne ettiğini onları konuşmayı yani seviyoruz yani hani işimizde var. Orada iş bir anda verime odaklandı. O verime odaklandığı gün zaten çarklar farklı dönmeye başlıyor. O zaman işte Avrupa'daki çiftliklere kök söktürebiliyoruz. Ki hakikaten geçen sene Amerika'daki en verimli ikinci çiftlikti. Bizim küçük bir parçamızdaki elde ettiğimiz verimlikti o. Bütün çiftlik ortalaması değildi. Ama onu gördük, yapabiliyoruz. Yani Türkiye'de de oluyormuş dedik. Çiftlik süt tarafında 40 bin metrekare civarında ahır var. Çok büyük bir çiftlik. Başlangıçta bu kadar değildi. Hep kazandığımızı çiftliğe koyarak devam ettik. Niye? Hep para kazandık çünkü. Para kazanmadığımı gördüğüm gün frene basarım. Yapmam. ...ama para kazanmak hala mümkün... ...dünyada bunu bana bir İsrailli söylemişti... ...Sencer dedi... ...dünyada süt fiyatının en yüksek olduğu ülkelerde bile... ...zarar eden çiftlik bulabilirsin... ...ama en düşük olduğu ülkede de... ...hala kar eden işletme bulabileceksin... ...ne kadar iyi olursan iyi... ...sen her zaman en kötü koşullarda... ...kar eden işletme olmanın peşinde koş... ...yaptığın yatırımları... ...yatırım maliyetine göre değil... ...işletme maliyetine göre her zaman hesap et dedi. ...ve biz hep o yüzden... E, yatırım yaparken hep şunu düşündük ya ben bir litre süt üretmek için bu makineyi aldığım zaman bu bana ne kadar daha bu üretimi ucuzlatacak? Hep bunun hesabını ya komşu almış bir tane yem karma makinesi ben de alayım hiç öyle bakmadık olaya. Bence işin sırlarından bir tanesi bu tabii bir tanesi de yem. 3 bin hayvanlık yaklaşık bir operasyon var. 13 bin kilo hayvanlarından ben yaklaşık süt alıyorum yıllık. Şimdi <laughs> bu tartışmanın esasına başladığı ilk nokta. Bin sağmallık bir işletme veya yüz sağmallık bir işletmede kaç tane hayvan her daim sağılır? Kendi işletmelerinizi düşünün. Sizin muhtemelen ortalama 84-86 tane hayvanınız sağlıyordur. Yüz başlık bir işletmede. Genelde 14 ila 16 tane kuru da ortalamada hayvanınız vardır. İlk zarar noktası bu. Benim işletmemde her daim bin hayvanın 890 tanesi her daim sağlar. Benim işletmemde sadece 100 işletme, yüzlük olsaydı en fazla 11 tane hayvanım. Ortalama da 10 ila yani 10 buçuk hayvanım her daim kuruda. Ben de sizin kadar yavru alabiliyorum. Ben de sizden hatta daha fazla süt alabiliyorum. Bu neden oldu biliyor musunuz? Çünkü ben birinci laktasyondaki hayvanları hemen tohumlamadım. ...90 gün hatta ben 100 gün bekliyorum... ...100. günden sonra tohumluyorum... ...şimdi Türkiye'de bunu anlattığın zaman herkes... ...ya bu adam ne konuşuyor diyor... ...matematiksel olarak baktığınız zaman... ...birinci laktasyondaki hayvan sütünü düşürmüyor... ...uzun süre hep aynı seviyede koruyabildiği için... E, ...ben sütten para kazanıyorum... ...ne olacak yani... ...yavruyu bir buçuk ay sonra elde et... ...yine geliyor o yavru yani... ...45 gün sonra geliyor ama yani hani... ...hemen gelmiyor da 45 gün sonra geliyor... ...45 gün daha sonra gelmesi yavrunun bana bir yavru azaltmıyor ki... Diyelim ki hayvan beş yavru, kere yavrulayacaksa benim çiftliğimde. Beş güne yavru alacağım ama 45 gün sonra alacağım ilk yavruyu. Ne kadar büyük bir zarar? Bana hiçbir zarar yazmadı bu. Sırf birinci laktasyon hayvanları geciktirerek ortalama kurudaki hayvan sayımı yüzde on bire düşürdüm ve her daim sağlan hayvan sayımı arttırdım. Dolayısıyla benim yüksek verim almamın sebeplerinden bir tanesi de birazcık bu. Sütümüzü şişeliyoruz, etimizi işliyoruz. Burada gördüğünüz sucuklar var. Şimdi sosisler de geldi. E, hilesiz, hurdasız, pahalı. Makro centerlere verdim. Şu anda İzmir'de gidin. İzmir'de makro centerde benim sucuğumu da sosisimi de bulacaksınız. Niye bunu size söylüyorum? Markalaşmak, markalaşmak belki de çiftçilikte yapılacak ve yapılmayan şu andaki en önemli kar potansiyeli taşıyan şey. Şimdi niye markalaşmak çok önemli? Çünkü şöyle düşünün, ben sadece hayvanın bonfilesini şu anda 300 liraya satıyorum. Sırf bonfile kısmını. Derisini ayrı satıyorum, bağırsağını ayrı satıyorum. Sakat atını ayrı satıyorum, bağırsak sakat atı, kemiğini ayrı satıyorum. Yanak etini ayrı satıyorum, Değerli etlerini, bonfilesini, antrikotunu vesaire ayrı satıyorum. Bunlar için taş atıp da yoruluyor muyum? Yok. Sadece mezbahaya gittikten sonra orada dericiyle ben pazarlığımı yapıyorum. Hayvanım kesilirken başında duruyorum. Peşinden hayvanımın değerli etleri, benim çalıştığım mezbahanın parçalama yeri de var. Geliyor karkaslar rayla. Önce bekletiyorum üç gün içeride. Hepsi numaralı belli. Sonra gidiyorum parçalamanın başında duruyorum. Parçalattırıyorum. Ondan sonra sevkiyatlarımı yapıyorum. Ben sadece sevkiyat kısımları. Normalde siz karkas eti, ineği gönderdiniz. İnek eti en makbul et. Özellikle restoranlar tarafında. Dana daha çok mamule gidiyor. İnek daha çok işte steakhouse'lara vesaire daha kaliteli yerlere gidiyor. Ve düveler, tohum tutmayan düveler. E başında durup biraz daha zahmet, tek zahmet oturuyorsun. Başında duruyorsun. Yapma bunu, bunu yapma, bunu kesme, burasını yapma diyorsun. Onu yaptığın zaman, parçaladığın zaman normalde aracının yaptığını kendiniz yapmış oluyorsunuz. Yani normalde o eti pazarlayan aracı da ne yapıyor? Ondan sonra alıyor onu, çeyreklettiriyor, götürüyor kasaba satıyor. Sen götürsen. Yani niye bir aracı? Tembellik yapıyoruz biz sütçüler olarak. Ben de 10 yıla yakın o tembelliği yaptım. Benim adam gelirdi kapımdan alırdı. Abi karkas şu kadar randıman geldi, şu kadar para. E Allah bereket versin kardeşim derdim, alırdım parayı. Tamam bu kadar geldi derdim, hiç bilmezdim işin o tarafını. Ama o benim tembelliğimdi. Onu gördükten sonra a dedim işte kolgerden ne yapacağız? Kolgerden kolgerden de sucuk sosis yapacağız. Yapabilir miyiz? Ya el alem yapıyorsun sen de yaparsın. Ve şunu gördüm. Toplumda çiftçiden direkt almaya çok ciddi bir eğilim var. Yani mesela bu benim çok dikkatimi çekmişti Türkiye'ye geldiğim zaman. Millet yolun kenarında duruyor. Portakal alıyor, elma alıyor, işte üzüm alıyor. Ya o da halden geliyor. Ama yok o tarlanın kenarında satıldığı için tarladan taze algısı var. Algısı var. Dolayısıyla onu alıyor ve iyi para veriyorlar ha. O onu alıyorlar. E demek ki çiftçiden almak istiyor şehirdekiler özellikle. E sen çiftçisin kardeşim. Sen bunu pazarlayabilirsen ki şimdi eskiye nazaran çok basit. Çünkü internet var, sosyal medya var. Bir de artık bilgiye erişim de kolay. Yani bunu nasıl yapacağın, bunun işte bir de İl, il müdürlüğü, sağlık tarafı vesaire bunları çöze hepsini yaptım. Hani yaptığım için size ilham olsun diye bunların hepsini anlatıyorum. Bunu pazarladığınız zaman yani ben şu anda sucuğumu kilosunu 220 liraya satıyorum. Üretim zor yetiyor. Ee, yeniyim, çiftçiyim. Ürünümü tanıtmak zorundayım. Tamam diyorum. Yani bu indirim gibi olsun. Sen yani Ramazan sonuna kadar bu fiyatta herkes 300 liraya satarken ben 220 liraya satmaya devam edeyim. Bir tanıtım sistemi. Belki yanlış, belki doğru. Ama bu şekilde yapayım dedim. Çünkü niye? Çiftçiyim, bilmiyorum. Ben pazarlama uzmanı değilim. Şimdi benim pazarlamacılarım, satışçılarım, bilmem nelerim yok. Ben oturuyorum ofisimde düşünüyorum ne yapabilirim diye. Ha böyle yapayım o zaman diyorum. Ha doğrusunu, yanlışını anlayacağız ama ne görüyorum? Gelen mesajlar, tadanlar, bir takip ediyorum kim alıyor. Alan bir daha alıyor, alan bir daha alıyor, alan bir daha alıyor. Oh diyorum tamam. Demek ki lezzeti yerinde. Demek ki fiyatı da yerinde alan bir daha alıyor. Fiyat ne olursa olsun her zaman fiyattan biraz şikayet ediyorlar. Ama hep şu var. Üreticiden geldiği için hem bir tatmin oluyor. Çiftçiden direkt alıyorum tatmini var insanlarda. İki, daha sağlıklıdır bu diyorlar. Fabrikadan çıkmadığı için. Biz bunu köyde yaşadığımız için çok net görmüyoruz her zaman ama şehirli esasında bunu çok istiyor ve şehirdeki mağazalar da bunu raflarına koymak istiyorlar. Ama siz onlara gitmeye bazen korkuyorsunuz. Ee, dolayısıyla bilmiyorlar bile sizin Dünyanın en güzel ürünü karanlık bir odanın içerisinde kapalı kapı ardında yapılan bir şey ifade etmiyor. Senin bunu erişebilir forma getirmen lazım. Bunun için de selamun aleyküm aleyküm selam ben falancayım. Şöyle bir ürün yapıyorum. İşte üretim iznim var. Her şeyim burada. işte belgesi falan gerekiyorsa, bu ürünü satmak ister misiniz? Bu kadar basit. Aa ne kadar güzel. Tam da bizim istediğimiz ürün diyen insanlar çıkacak karşınıza. Bu çok çok önemli. Ben bunun üzerine çok duruyorum çünkü birazdan teknik tarafa gireceğiz. Orada herkesin söylediği şeyleri konuşuyor olacağız. Ama burada bir fark yarattı face çiftliği bence. Yemimizin Ciddi bir kısmını kendimiz üretiyoruz. Sakın kendi ürettiğin mısırı atıyorum, rakam sallayacağım şimdi. Bin liraya ürettin mısır, piyasada üç bin lira diyelim, eskiden öyleydi bir ara. Sakın bin liradan hesap etmeyin inize edirken. Hayatınız hatasını yaparsınız. Çünkü bin liraya satarsan 2000 lira para kazanacaktın tonunda. E sen onun yerine ineğine edirip bir de ondan sonra zarar etmek zorunda kaldın. Yanlış hesap. Piyasa fiyatı neyse hesabınızı yaparken her zaman piyasa hesabından yapacaksınız. Bu yanlış bir bilgi. Kendi tarlasını işlemeyen adamın inekçilik yapmaması gerekir bilgisi yanlış bir bilgi. Teorik olarak da, pratik olarak da. Çünkü senin o tarlada yetiştirdiğin ürünü her zaman dışarıya satma gibi bir alternatifin var. Bu alternatif var olduğu sürece de onun karını ayrı tutmanız lazım. Ben bunu ineğe yedirme, yedirmemiş olsaydım şu kadar para kazanacaktım. Demek ki inek sana aynı miktar para veriyorsa sen enayilik yapıyorsun. Niye mısırı ineğe yedir, ineğden yani sütü sağ, sütü ondan sonra sat, vadesini bekle, yem parasını bekle, o bu. Yine aynı para kalıyorsa o zaman o işi yapmamak daha mantıklı. Dolayısıyla hayır, kendi tarlanın kirası dahil olmak üzere. Ben buraya kiraya verseydim şu kadar para alırdım. Şimdi üretim, yapı, üretim yaparken de onun maliyetini hesap edeceksiniz. Satı, satmış gibi düşünmeniz lazım. Kendinize ürünü satmış gibi düşünmeniz lazım ki... ...kar edebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Yoksa kendi tarlamızda ürettiğimiz ürünleri... ...hayvanlara ucuza yedirip çok kar ettim demek... ...marifet değil, gerçek ve doğru da değil. Ama biz yemimizin yaklaşık yüzde elli birini... ...kendimiz üretiyoruz şu anda. <laughs> yılının tam hatırlamıyorum işte bu bizim Mısır hikayesine girdikten bir iki sene sonra böyle işte bir sezon 1400 kilo civarında bir ortalama Mısır verimi elde ettik. Vay be dedim. Uçtuk. Çünkü bizim bölgede herkes o civarlarda yani 1000 1200 kilo alan. Değil mi Mustafa? Eskiden öyle 1200 alan iyiydi, 1400 alan çok iyiydi yani. Şimdi artık öyle değil ama e, oydu ya. 2014. Ondan sonra ben de böyle meraklıyım her şeye. Böyle araştırıyorum internetten ne var ne yok falan filan. Ondan sonra karşıma bu tablo çıktı. <laughs> bu tabloda adamın bir tanesi 3325 kilo dekara verim aldığını söylüyor. Ve bunu söyleyen kurum da Amerika Mısır Yetiştiriciler Derneği. Bunlar her yıl bir yarışma düzenliyorlar. Bu yarışmada bütün üreticiler deneme tarlalarında işte deneme yapıyorlar. O denemelerin sonuçlarını işte rekor rekor kırmaya çalışıyorlar. Ya gördüm 3 yani hektarda onlar hektar üzerinden 33 ton diyor. Dekara vurduğun zaman 3300 kilo. Silaj değil ha bu daha ne verim yani. Yanlış anlamayın. Allah Allah dedim ya ben baya kötüymüşüm dedim. <laughs> Nasıl olacak bu iş? Ondan sonra ya dedim adam hani bir sene şansı yaver gitmiştir dedim. Bir baktım bir sonraki sene 3256 kilo hadi dedim şanslıymış demek ki bu. Çünkü onun bir altındaki ondan bayağı bir düşüktü. Ondan sonra gördüm ki evet bu mümkün. Burada tabii ki farklılıklar var. Mesela onlar GDO'lu mısırı kullanabiliyorlar. Dolayısıyla onlarda mesela e, koçan kurdu, sap kurdu problemi yok. Çünkü GDO'lu üründe o olmuyor. Dolayısıyla bizde zayiat oluyor, e, fusarium oluyor. Koçan kurdundan dolayı mantar oluyor, rastlık oluyor, problemler oluyor. Onlar hep verim düşüklüğüne sebep veriyor ama Amerika'da o olmuyor. Biz ilaçlama yapıyoruz. Onlar GDO'lu ürün kullanarak yapıyorlar. Ama tek fark bu. Ve bak bundan bir önceki sene şimdi belki bundan bir sonraki sene etkindeydi o. Şimdi tam şey yapamadım. Türkiye'de satılıyor yani bu çeşit. Sadece GDO'suz satılıyor. Ondan sonra anladım ki ha doğru bir hedef koymam lazım. Tutturabileceğim bir hedefi koymam lazım. Ben 3300 kiloyu tutturamam. Daha yeni başlıyoruz. Zamanlama. Şimdi buğday otu yapıyorsunuz gördüm. Buğday otunun arkasına mısır ekilecektir muhtemelen. Biz de aynı sistemi yapıyoruz. Dolayısıyla bizde birinci üründen çıkıyor. Bizim buğdaylar işte 7 Mayıs gibi herhalde hazır olurlar. 7 Mayıs'tan sonra ekeceğim. Demek ki zamanlamada onlar Nisan gibi ekiyorlar bu rekoru kıranlar. Aynı yere gelmem birazcık zor. Hava şartları burada çünkü çok önemli. Güneş, güneşlenme miktarı falan çok önemli. Ekipman. Ya adamlar o kadar ekipmana yönelmişler ki 20 bin dönüm arazi işliyor karı koca. 20 bin dönüm araziyi bir karı bir çocuğa, e, koca yani bir, bir, kadın bir erkek ikisi beraber işliyorlar. Bu kadar bak. Baş, onlarda yalnız şey yok sulama derdi yok. Onlar vahşi yani normal doğal sulama olduğu için hani damlama hortumu çekme vesaire işi yok. Bir makine toprağı işliyor aynı anda gübreyi koyuyor. Arkasından da öbürü geliyor. Sadece mibzerle ekimini yapıyor ve çıkıyor tarlada. Başka hiçbir işlem yok. Şimdi ben gelirken tarlalara baktım. Bayağı bir dik rotavatör kullanılmış. Zaten un gibi olmuş tarlalar. Biraz da kumsal galiba sizin burada. Böyle çıkışlar müthiş. Ondan sonrası bu kumsallıkta nasıl gelişir? Yüzde yüz emin değilim. Yani su çok su gidiyordur diye düşünüyorum. çok su gidiyordur. Yani kumsal çünkü bir de besin de çok tutmuyordur. Yıkanıyordur. Muhakkak yer yer kurumalar, o şeytan yolları çok belirgin oluyordur. Toprağına göre ekipmanı önce seçiyor Amerikalı. Biz farklı yapıyoruz. Biz önce traktörü seçiyoruz. Ondan sonra traktöre göre ekipman alıyoruz. Bu çok büyük bir yanlış. Önce ekipmanı seçip o ekipman senin tarlana en uygun ekipmansa ona göre en ideal traktörü seçiyorlar. Amerikalılar bunu böyle yapıyorlar. Tabii ondan bir sonraki aşamada da değerlendirme, ölçme, ölçüm biçim. Yani her ne yapıyorsan ölçeceksin. Çok zor Türkiye'de. Yani Mustafa biliyor. Çok zor. Her şeyi ölçeceksin. Hangi traktör, hangi parselde, kaç saat çalıştı, hangi ekipmanla çalıştı, kim bunu yaptı? Bunların hepsini ölçmen gerekiyor. Çünkü günün sonunda bunların hepsi birer maliyet. Ölçme yaparken, aa dedim ya hassaslarım, precision planting, precision farming falan böyle bir şeyler konuşuluyor dünyada. Sene 2016 herhalde. Daha dünyada da yeni yeni başlıyor. Ya bu nedir diye merak ettim. Ondan sonra drone teknolojisiyle karşılaştım. Ya O zaman daha yeni çıkmıştı drone'lar küçük küçük drone'lar pahalıydı birazcık. Uçuruyor kamerayla bakıyor tarlayı yukarıdan görüyor. Şimdi biz çok yer işlediğimiz için bizim tarlanın içine girdik. Hele Temmuz ayında tarlanın içine gir o mısırın içerisine hani ben 20 metre giderim. Mustafa da hani emir kulu o da 100 metre gider ama daha fazlasına gitme şansı yok yani. Dolayısıyla e, sivrisinek zaten o biçim. E, to hele tozlanma döneminde ise zaten malumunuz e, dolayısıyla bir yerden sonra ah diyorsun geri dönüyorsun drone ne kadar güzelmiş dedim ya yukarıdan her şeyi görüyorum ondan sonra meğersem bir çer de verim şeyi takılıyormuş hemen verim haritalamayı taktırdık önce ondan sonra karşımıza bir tablo çıktı ya dedik şurada böyle bir şey var bizim şurada bir derin kuyumuz vardı şuradaydı galiba çok milli bir derin kuyu Buradaki damlama hortumu... Bu verim haritası. Buradaki damlama hortumlarında mil birikmiş. Dolayısıyla damlama hortumu delikleri tıkandığı için hem verim düşmüş hem de e, yeterince gübreyi verememişiz. Şimdi gördük iyi hoş da işten geçti. Sezon gitti yani. Hani. Dolayısıyla yeterli değildi. Yani bu bizim için sadece bu veriyi tutmak yeterliydi. Ama biz bu veriyi tutmak için araştırma yaptığımız zaman e, PLM diye bir program keşfettik. Türk Traktör'de var. Yani şeyde New Holland da var bu. New Holland işte Case o grupta. CNH'in grubunda. Orada bak çiftlik arkası ikinci blok. 2016'ymış bak bu. 2016. 2016 Mısır. Yapılan o zaman bütün işlemler. Yedili pullu, patlatma, e, ara yapılmış. O, buğday biçimiydi o. demir sürgü, goble yapılmış. Gübreler atılmış. Kaymak kırma yapılmış. Bizde de kaymak çok olabiliyor. Burası çok kumsal bir arazi işte mikserleri, dikrotovatör bizim, mısır ekimi falan. Bunların hepsinin yanında da toplam ne kadar işte ekip, kimyasal ilaç. Ondan sonra işte Eurotin Plus o zaman kullandığım bir gübre. Oris yine kullandığım, Timazot dediğimiz yine bir gübre. Bu O parsele, sadece bu parsele giden her gübrenin mazot miktarı 966 litre. İşte kemre dağıtmışız, ilaçlama yapmışız, ee, ne bileyim bu makine şu kadar alan yapmış, 26'lı gobleyle şu kadar alan yapmışız demek ki iki kere dönmüşüz çevresinde. Baktık Aa, bu program bize her şeyi vermeye başladı. Hangi ekipmanı ne kadar kullanıyorum? Ekipman kullanım oranım ne kadar? Şimdi Mustafa'ya kalsa her gün yeni bir ekipman isteyecek mesela. Abi daha büyüğü çıkmış, bunun daha iyisi çıkmış, gel bunu alalım, şunu alalım demez de. Ama diyecektir insanlar hep daha bir büyüğüne de e ihtiyacın var mı, nereden hesap edeceksin? Karnındaki hissiyattan ya da program varsa programdan. Kullanılan traktörler, kullanılan ekipmanlar ve günün sonundaki o tarlada hasat sonunda, şu hasat tarlasında, burada kaç kilo aldığımız belli, kaç lira kazandın veya kaybettin, parsel bazında Bunu çıkartmak çok önemli ve bu programlar artık var. Küçük, büyük fark etmiyor. Parselli yerde çalışıyorsan bunun benzerini bilgisayarda tutma. Defterinde tut kardeşim. Bu başka bir parsel yine sıkıntımız var. Sonra işte bahsettiğim dronlar geldi. Şimdi drone'u alınca yukarıdan her şey çok güzel gözüküyor. Ondan sonra aa bir program yapmışlar. Bitki sağlığı diye bir şey çıkıyor. Bitki sağlığı haritasında kırmızılar kötü, sarılar orta halli, açık yeşiller eh, koyu yeşiller iyi alanlar. Ayda 300 lira, 400 lira para harcadığın zaman bu şeyi elde edebiliyorsun işte sınırsız bir süre, bir sezon boyunca alıp kullanabiliyorsunuz. Bu tip programlar çok var. Bu bizim çok işimize yaradı. Pro nerede problem olduğunu gördük. Ondan sonra drone'u farklı uçurunca Tabii çok güzel bir Mısır tarlası değil burada görüyorsunuz deniz, dalgalı deniz gibi. Ee, tarlanın neresinde ne sıkıntı olduğunu görmeye başladık ve tarlayı artık yürüyerek değil 3D gezebiliyor olduk. Tarla dijitale döndü. Dijital'e döndüğü andan itibaren artık bilgisayarda yapabileceğin her şeyin sınırsız, uçsuz bucaksız bir şey var, e, imkan var size. Çok pahalı değil, bir tane küçük drone yapabildiğin bir şey bu. Biraz daha detaylı baktığın zaman aynı resmin üzerinde nerelerde bitki var, nerelerde yok? Ama tabii ne yaptığını iyi bilmen lazım. Mesela püskül döneminde tarlanın bir tarafı püsküle gelmiş, bir tarafı daha tam gelmemiş. Tam o günlerdesin. E, bu taraf açık yeşil gözüküyor çünkü kahverengi püsküller rengi bozuyor. Öbür taraf böyle koyu yeşil, çok iyiymiş gibi gözüküyor. E, i̇yi bilmen lazım neye baktığını. Bu tarlada kırmızı olan yerler bizim çok zaten bitki yetişmiyor. Oraya ekmiyoruz da genel olarak. Burada böyle bir kötü bir alan var. Şu parça 120 dönümlük bir parça. Biz bunun 20 dönümünü yok sayıyoruz kötü bir tarla. Yalnız şurada bir çizgi var görüyorsunuz değil mi? Tarlanın bu üst tarafı çok iyi. Alt tarafı sarım trak. Neden? Ha? Başka? Ee, biz de hep öyle düşündük uzun süre. Fotoğrafı çekerken yukarıdan bulut, bulut geçiyormuş. Yani teknolojiyi her şeyde bırakmayacaksın. Yani bu senin çiftçi, bütün bunlar senin çiftçiliğine ek destek şey değil. Çiftçilik yerine geçecek bir şey değil. Senin fiilen toprakta olman, orada olman lazım anlamak için neyin olduğunu. Anlamazsan gidersin, yarın ilaçlama onu alırsın, abuk subuk ilaçlamalar yapmaya başlarsın bu resmi gördüğün için. Yani teknoloji kullanımı eyvallah ama çiftçilik işin özünde var. Çiftçiliği bilmiyorsan hiçbir teknolojiyle hiçbir şey yapamazsın tek başına. Şimdi drone teknolojisi de geldi, geçti bir yerde. Yani şöyle geçti, tamam güzel kullanıyorsun ama hala çok büyük bir eksik var, o da ilk çıkış. Siz burada onu çok görmüyorsunuz, ben tarlalarınıza baktım. Tarlalarda çıkışlar hepsi homojen üç aşağı beş çok kumsal çünkü. Buyur. Drone varken şu anki seviyede ne olduğunu mesela? Ya yani şu an anlattığınız seviyede mesela 1400'lerden yavaş yavaş 2000'lerde mi evet. devam edecek mi yani? Şu an anlattığınız kadarıyla. Evet, hikayenin ortasındasın. Yani biz önce 1400'lerle başladık. Ondan sonra böyle bir 1600'lere çıktık. Sonra yine bir 1400'lere düştük. Ondan sonra 1800'lere çıktık. Sonra yine bir 1500'lere düştük. Sonra 2000'lere geldik. Çünkü çiftçilikte senin kontrol edebildiğin bir kısım var o yüzde elli. Bir de yüzde elli kontrol edemediğin unsurlar var. Burada biraz şans gerekiyor, biraz hava gerekiyor. Mesela tozlama döneminde aşırı sıcaklara geldiğin zaman ne yapacaksın? Yani air condition mi kuracaksın tarlaya? E tamam. Yani bu bir maraton koşusu çiftçilik. Yani bugünden yarına yapıp veya yapamadın değil. Biz her yıl deniyoruz. Her yıl başarılı olduğumuz tarlalar ve başarısız olduğumuz tarlalar oluyor. Ama her yıl denemeye devam ediyoruz ve her yılın denemesinden sonra da üstüne koyarak gidiyoruz. Mesela dünya rekoru kıran David 3680 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam kırdığı rekor dane veriminde. Tabii küçük bir parça bahsettiğimiz birkaç dekarlık bir alanda deneme. Kesinlikle ekonomik değil bu arada. Yani tatlı kaşığıyla veriyor resmen gıdayı. Ama potansiyeli gösteriyor sana neyi yapabileceğini bir sonraki seneye de o uygulamaların ticari olanlarını alıyor tarlasına uyguluyor. Ticari olmayıp fantazi kısmını uygulamıyor tarlalarında. Ama budur. Ama bu, tabii bu adamı unutmayın. Bu adam bu adamın dedesinin babası ziraat mühendisi. Pardon, dedesi ziraat mühendisi, babası yüksek ziraat mühendisi, kendisi de yüksek ziraat mühendisi ve tek işi bu adamın. Başka hiçbir iş yapmıyor. Adam bilgili herif. Yani boşa gelmiyor. Ben onu geçeceğim. Geçeceğim. Ama bu sene geçerim, üç sene sonra mı geçerim bilmiyorum. Ama ben hedefim onu geçmek değil. Ben benim hedefim her yıl bir önceki yıldan daha iyi olmak. Ama bir kısas daha var. Bir önceki yıldan neden daha iyi olduğumu da senin sonunda iyi biliyor olmam lazım. Eğer şansaysa bir anda 2400'e çıktıysam ve sebebini bilmiyorsam önümüzdeki sene 2000'e düşerse üzülmemem lazım. İyi giden şeylerin de sebebini iyi araştırmak lazım. Biz genelde bizim toplumumuzda bir şeyler kötü gittiği zaman araştırılıyor, sebebi anlanmaya çalışıyor. İyi gittiği zaman neden iyi gittiğini anlamazsan kötü gittiğin zaman da bulamazsın neden kötü gittiğini. O yüzden bu çok çok önemli. Her neyse tarla tarafının sonuna geliyorum. Sonra bu maceraya girdik. Bu bir tarlanın ...2021'deki fotoğraf bu. Ee, organik madde haritası. Burada yaklaşık 10 santimetre karede bir organik maddenin verisi var. Santimetre kareden bahsediyorum, şu kadarcık bir alan. Bütün tarlanın her... ...her tohumu koyduğum yerdeki organik maddenin ne olduğunu bilebiliyorum artık. Ve bunun için eşelemiyorum, kürek kullanmıyorum, zikzak çizmiyorum. Her şey teknolojiyle artık yapılıyor. Benim aldığım mibzerin arkasındaki sensörler özel bir camı var, çizilmeyen bir cam. Toprağın içinden gidiyor ve o toprağın içinden giderken bütün oranın fotoğrafını çekiyor, ışıklar veriyor. Bir görsen rengarenk, yanıyor, sönüyor, bir şeyler yapıyor. Saniyede 200 saniye veri aktarıyor ve adamlar yıllardır yapmışlar ve bir şey söyleyeyim, yani laboratuvarla birebir çıkıyor ortalaması. Ve burada neymiş? Bu tarlada işte bizim 2, 2 yani 3 ila 2.3 arasında gidiyor. Bak şurada kötü alanlar var. Görüyor musun? Biraz daha düşük. Buralar birazcık daha iyi. Yani sarı olanlar, yeşil olanlar 3'ün üzerinde olan yerler. Biz başladığımızda buralar 0.8 1.2 arasındaydı organik maddesi. Bu çok çok önemli. Çünkü biz yıllarca topraklarımızı az şey gübre attık, bilinçsiz attık. Ne, ne verdiyse toprak onu aldık. Ama o esnada bitki topraktan senin verdiğinden daha fazla şeyi aldı. O aldığı şey neydi biliyor musunuz? Oradaki yaşayan mikroorganizmaların gıdasıydı. Ve siz toprağın mikroorganizmaların gıdasını aldığınız zaman oradaki mikroorganizmalar azalacaktır. Ne kadar hayvan gübresi atarsanız atın. Siz o bakterileri oraya veriyorsunuz. Bakteri gıdayı bulamadığı zaman yine ölüyor ve bu döngü sürekli devam ediyor. Ben çok gördüm. 10 yıldır hayvan kemresi atıyorum. E ya bir türlü toprak çok iyi olmuyor. E çünkü sen yeterli sen ne ekiyorsun? Mısır ekiyorum. İyi verim alıyor musun? İyi verim alıyorum. Ne kadar gübre atıyorsun? Bir, bir ton dekardan bir ton verim alabilmek için böyle bir tarlada 16 ile 18 kilo arasında saf azot atmanız lazım. Üreye vurduğunuz zaman bunu 2 ile 46 ama siz 2 ile çarpın kolay olsun diye söylüyorum. 32 kilo demek ki 35 kilo civarında bir ton almak için üre atacaksınız gübresi. 2 ton verim istiyorsanız kimse kusura bakmasın 60 kilo üreyi oraya atmazsan sadece topraktakiyle varsa toprakta onunla yaparsın. Organik madde yükseldiği zaman işlem biraz değişiyor ve o 18 kilolar 16 hatta 14 kiloya kadar düşebiliyor. Organik madde arttıkça atman gereken azot miktarı esasında birazcık daha azalıyor. Sonra sapların üzerinden azotlu bir suyla, daralla sene sonunda git. Bir daha yaz başında aynı tarlaya gel. Oradaki sapların çoğu simsiyah toprak haline dönmüş olacak. Çünkü oradaki bakteriler onu yemiş olacaklar. Çünkü bakterinin de azota ihtiyacı var. Ki bu dönemde tarlalarda gördüğünüz sarılığın en büyük sebebi mikroorganizmaların tam böyle uyandığı, kıştan uyandığı dönem. Belki burada biraz daha Mart ayındadır o. Mart ayında onlar uyanırken... ...onlar da azota saldırıyor. Onlar da besin maddesine saldırıyor. Senin bitkin de. Dolayısıyla rekabete giriyorlar. Gübreleme zamanını biraz kaçırdığın zaman... ...kötü sonuç elde ediyorsun. Bu çok önemli bir şey. Yani o toprağı iyi anlamak lazım. Tarımı... ...bu rekor denemelerini yapabilmek için. Yani sen rekoru kıracağım diyorsan... ...önce çalıştığın materyalin ne olduğunu bilmek... ...bilmen çok çok önemli. Biz de bunların teorisini tamam öğreniyoruz, yapıyoruz ama her zaman doğru mu yapıyoruz? Püh, ha, hiç alakası yok. Biz çok tarla işlerken ektiğimiz bir tarlayı unutup azotunu ta 8 yaprağa kadar hiç azot atmayı unuttuğumuz yerler oldu. Bundan 3 sene önce oldu aynı şey. Analiz verisi var. Yeterli değil. Toprak analizini yaptık. Bitki yetiştiriyoruz. Hemen en son çıkan tam çıkmış olan ama. Yaprağı Birkaç tane yapraktan numune alacaksın, laboratuvara göndereceksin, yaprak analiz sonuçları gelince bitki sana söylüyor, diyor ki benim azotum yeterli ama fosforum az veya kalsiyumum az veya magnezyumum az veya e, potasyumum az. Onu yaprak analizi size söylüyor, dolayısıyla ona göre eğer temel bilgileri biliyoruz, 16 kilo azot bir ton mısır için yaklaşık 7 kilo fosfor, bunu da biliyoruz bir ton mısır için, 14 kilo civarında da potasyum ihtiyacımız var saf. Şimdi toprağın organik maddesinin yüksek olması bunları birer ikişer kilo azaltabilir. Ama bu temel ihtiyaç. Bunu verdikten sonra yaprak analizine bakıp hala noksanlık görüyorsan o zaman demek ki bir tık daha fazla vermen lazım. Çünkü ne olmuş olabilir? Topraktaki yüksek pH, topraktaki evet. Şöyle bir soru sorayım. Sizce mesela DAP atıyoruz toprak altı. Attığınız DAP'taki fosfor, 7.8 pH'li bir toprakta bitki tarafından kullanılamaz hale ne zaman geliyordur? Ne kadar sürüyordur onun kullanılamaz hale gelmesi? Anında. Evet öyle. Dolayısıyla materyalini iyi bilmen lazım. Toprağını Biz o yüzden ne yaptık? Biz hayvan kemresini aldık. O da o hayvan kemresinin içine koyduk. Pelet haline getirdik. Organı mineral gübre olmuş oldu. Bunu da yapmak çok basit bu arada. Yem fabrikalarının böyle diskleri var, pelet. Üstünden de böyle toplar gidiyor. Üstten gübreyle dapık önce karıştırıp içine verip onları çevirdiğin zaman aynı yem peleti gibi gübre peleti çıkıyor. Bunu kullandığın zaman o toprağa artık temasını kaybettiriyorsun. Dolayısıyla fosfor daha kullanılabilir hale geliyor. Ama yaprak analizinde bunu gördüğün zaman bu sıkıntıyı bilerek ona göre belki yaprak gübresiyle veya yeniden ara çapayla bir gübre yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Hayvan gübresinde şöyle bir şey var. Yaklaşık yüzde bir buçuk azot var. Yüzde bir ile iki arasında fosfor var. O kadar da potasyum var. Tamam mı? Problem şu, çok sayıda da bakterisi var. Ve bu bakterilerin oksijen ihtiyacı var. Sen bu hayvan gübresini toprağa attığın anda o bakteriler topraktaki oksijeni fermente olmak için çürümek için topraktaki oksijeni sömürüyorlar. Dolayısıyla bitkiye oksijen kalmıyor. Ki tecrübeniz muhakkak yapmışsınızdır. Yaş gübreyi tarlaya attığın zaman o sene o tarladan iyi verim alamazsın. Ama bir sonraki sene daha iyi verim alırsın. Çünkü fermentasyon tamamlanmıştır. O oksijenle alakalı bir durum. Sıvısıyla da aynı. Yani hayvan dışkısını separatörden çıktığı zaman sıvısını bile tarlaya atsan o tarladan çok iyi verimi alamazsın. Yakar derler. Halbuki boğar. Oksijensiz kalacaktır bitki. Dolayısıyla öyle anormal böyle asidik masidik falan zannetmeyin hayvan gübresini. Hayvan gübresinin pH'ı 8 ile 9 arasında bir yerde. Yüksektir, baziktir esasında. Dolayısıyla ee, sizin oradaki e, yakmadan attığın her şey senin tarlana zarar verecektir. Biz yakmak demiyoruz ona. Biz internetten bir şey buldum, çizim buldum, böyle bir makine yaptım kendim. Eh, o böyle çeviriyor gübreyi, o hep oksijenle birleştiriyor. Her gün çevirdik çevirdik. 60. günde alıyorsun, mis gibi toprak kokuyor. Çok güzel bir sistem. 60 gün ama çıkarma lazım ya da 2-3 yıl bekleteceksin. Ama bugün kenara koyduğun gübrenin yanmasını beklerken orada anaerobik fermentasyon, oksijensiz ortamda bir fermentasyon gerçekleşiyor ve amonyak çıkıyor oradan. Biz karıştırdığımız zaman amonyak üremiyor. Dolayısıyla sera gazı çıkmıyor. Dolayısıyla çok daha çevreci bir yaklaşım olmuş oluyor. Öbür türlü yaptığın zaman ciddi sera gazı çıkıyor. Zaten ahırlarda da ne yazık ki bu tip yerlerde de yığınların oradan geçerken zor nefes alıyorsun. Bizim yanımızın yanından geçerken oh ne güzel kokuyor burası diyorsun. aradık bu, ama bu çevre açısından da çok değerli. Şimdi mesela su için bir proje yapıyoruz. Eğer muvaffak olursa paylaşacağım YouTube'dan da nasıl yaptığımızı. Çok basit suyun fermentasyonunu bitirip suyun da kokusunu ortadan kaldırıp bütün oksijen ihtiyacını giderdikten sonra aynen o hayvan gübresi kadar verimli bir gübreli su elde edeceksin. Gübre bu kadar pahalı iken büyük nimet. Onu attığın zaman anında verimi yani anında gübre atmış gibi olabileceksin ama onun üzerine çalışıyorum. Bir yani bu sezon önümüzdeki sezona hazır olur, başarılı olursa. Sulama verisi finansal veriye geldik. Her şey parayla. Ne yazık ki bu dünyada bu iş böyle. Dolayısıyla bu duygusal konuyu da çok iyi takip edin. Çiftçilerin en çok gol yediği yerlerden bir tanesini benim gördüğüm, tecrübe ettiğim, benim çevremdeki insanlarda herkes ekiyor, biçiyor, yazdırıyor. Pancar Kooperatifine yazdırıyorsun, gübreyi alıyorsun, yazdırıyorsun, damlamayı alıyorsun, yazdırıyorsun. Sezonun sonuna geldiği zaman ürününü satıyorsun, eline bir para geliyor, ondan sonra gidiyorsun mazotçuyu ödüyorsun, gidiyorsun gübreciyi ödüyorsun, gidiyorsun falancayı ödüyorsun. Sonra bir bakıyorsun eline hiçbir şey kalmamış, sürpriz. Kışı nasıl geçireceğim? Hadi sebzeciysen gideceksin halciden çeklerini alacaksın. O çekleri ondan sonra kış boyu kullanacaksın. Bu sistemin kırılması için iyi hesap yapmanız lazım. Yani finansal verilerinizi adı finansal veriler çok böyle komplike bir şey gibi. Bakkal defterinizi sağlam tutacaksınız. Her yaptığınız işin altına bir çizgi çizeceksiniz. Ne kadar paranız kaldığını hep göreceksiniz. Yapmazsanız faiz uzanlı düşersiniz. Birçok aile işletmesi gibi de yok olursunuz. Çoğu aile işletmesi üretmediği için yok olmuyor. Hesabını iyi tutamadığı için yok oluyor bu arada. Mısır'la ilgili özel bir sorunuz var mı? Okey, buradan başlayalım. Araç yapalama sürüm yapıyor musunuz? Yapıyorduk. Bu sene 3150 dönüm mısır ekeceğim. Striptiz sistemini kullanacağım. Ne araç yapa yapacağım, ne başka bir şey yapacağım. Tek seferde Amerikalı'nın yaptığı gibi. Sadece damlama zaten damla harcı bir şey kullanmıyorum. Toprak işlemeyi de ben niye mesela yüz dönüm tarlam var. Benim onun üzerinde 70 santimde bir ekiyorsunuz değil mi siz? Ben 76 santim ekiyorum. Önemli değil. Benim makinelerim Amerikan olduğu için bu özel bir şey olduğu için değil. 70 santime bir ekiyorsun. Arada 25 santimi kullanıyorsun. E kalan 45 santim de işin yok. Doğru mu? Niye oraya işliyorsun? Oraya niye gübre atıyorsun? Kullanmayacaksın ki oradaki parçayı. Biz de bu ara işlemler yapılmayınca mısırın boylanmayacağı bir zihniyeti var. Tamam. Streptil makinesinde bir tane ayak var. O nasıl istersen öyle yapıyor. Yani yer çok yaşsa ağırsa çok daldırmayacaksın ama eğer nispeten iyiyse yer güzel tavlıysa daldır ister 40 santim ister 50 santim. Geçiyor böyle kaz ayağı gibi düşün yani patlatma gibi düşün. Önce ne o gidiyor. Ondan sonra iki tane teker var. O iki teker ee, Orayı böyle bir toprağa böyle yapıyor. Biraz bir yumuşatıyor. Ondan sonra o giden çapanın hemen arkasından gübre dökülüyor sürekli. Ayarladığımız miktarda. Hemen tohumu koyacağım yerin 10 santim altına koyuyorum gübreyi bu arada. O kadar. Ondan sonra da arkasından kapama tekerleği var. Bir de bastırma tekerleği var. Tohum yerim hazırlandı. 25 santimi işledim. Kalan 45 santime hiç dokunmadım. O 45 santimde solucan yetişiyor, organik madde artıyor. O 45 santimi işlemediğim için onun için mazot da harcamıyorum. Toprağa bir yandan bir yere aktarmıyorum. Çok daha ucuza geliyor. Tamam mı? Ondan sonra bir daha hiçbir işlem yok. Biz bu soruyu kendi içimizde 50 defa denedik. Ara çapa yaptık, yapmadık. İyi olmadığı sene yapmadığın için olmadı dediler. Ondan sonraki sene yapalım dedik. Yapmadık, çok daha iyi verim aldık. Eğer çok pulluk kullanıyorsanız, yani yatay bir toprak işleme yapıyorsanız, yatay toprak işlemede altta yaş olduğu için genelde bir tabaka oluşturuyorsunuz. Bir taş dediğimiz şey. Eğer onu oluşturursanız mısırınız boylanmayabilir. Onu kırmanız gerekebilir. Bizim yaptığımız sistemde biz yatay işleme hiç yapmıyoruz. Bizim dike işleme ağırlıklı olduğu için biz ara çapa yapmadan da bizim mısırlarımız 4-4-50 rahat oluyor boyları. <laughs> var. Şöyle düşünün. Şimdi toprağın katmanlarını düşünün. İlk 50 santimini konuşalım şu anda. Yani nebati toprağın olduğu kısmı düşünün. Burada üstte güneşe ihtiyaç duyan, daha oksijene ihtiyaç duyan bakteriler yaşarken aşağıya indikçe oksijensiz ortamda anaerobik bakterilerin sayısı artıyor ve farklı mikroorganizmalar yaşıyor farklı katmanlarda. Siz her sene o mikro organizmaların yuvalarını alıyorsunuz, tepetaklak öbür tarafa atıyorsunuz. Güneş görmesi gereken bakterileri güneşe ve ultraviyoleye maruz bırakıyorsunuz, öldürüyorsunuz. Güneş görmesi gereken, hava alması gerekenleri de toprağın dibine gömüyorsunuz. Şimdi siz cevap verin. Sizce mantıklı mı değil mi? Neden Amerika bu işlemden vazgeçti? Amerika neden para harcayıp taralın içine azot atıp Mısır'ı biçtikten sonra azotlu su atıyor ve kendisinden çürümesine sebep veriyor. Organik maddeleri bakın Avrupa'nın bugün 3.6 3.8 seviyesinde. Bizde Türkiye ortalaması 0.8. Biz ne kadar çok toprak işlersek o kadar demire yatırım yapıyorsun. Satmaya kalktığın zaman sadece hurda değeri elde ettiğin bir şey bu. Ee, ve dolayısıyla zaman kaybı da yaşıyorsun buna bira. Traktörün vesairenin aşınması var. Biz bu sistemi yaptık geçen sene çok başarılı olduk. Son 6-7 yıldır Amerika'da bu strip denilen banda işleme sistemi çok çok yaygınlaştı. Özellikle Mısır üzerinde çok yaygınlaştı. Bir de şu var. Bir avuç gübreyi direkt tohumun altına koymakla atıp bir metrekare alana yaymak arasında çok fark var. Çünkü köklerin gidebildiği yer çok belli. Yani o elementlerin de köke doğru yaklaşması veya köklerin de ona doğru gitmesi de çok şey. Şimdi şöyle bir şey var. Kök... Gübreyi yani besin maddesini gördüğü yerde çok minik kılcal, gözle görülmeyecek kadar kılcal o besini oradan alabilmek için ek kökler üretiyor. Nerede yoğunlaşırsa gübre orada daha çok kök oluşmaya başlıyor. Sen bunu direkt bitkinin altına koyduğun zaman bitkiyi yormadan direkt gıdayı alabileceği yerde, en yakın yerde ee, besleyebiliyorsun. Öbür türlü hep aramak zorunda, hep enerji sarf etmek zorunda. Dolayısıyla stresli dönemlerde de bu çok daha avantajlı. Pulluk kullanımını biz çok kirli tarlalarda, mesela Mustafa geliyor ki, abi buraya pulluk atmazsak biz burada hiçbir işlem yapamayız diyor. O zaman yapıyoruz. Ama mesela bu sene sıfır. işte her sene azalta azalta bu sene pulluk yok. Güzel bir soru. Orada çok sıva bir işlem yapıyoruz. Yani işte mesela biz Mısır'dan sonra bir kere Mısır saplarını topluyoruz. Bunu söyleyeyim yani balya makinesiyle mısır sapları toplanıyor. Bu arada haşbaylı makineyle sakın mısır sapı toplamayın. Makineyi paramparça ediyorsunuz. Yaşadık, bildik, görüyoruz. Haşbaysız makinelerle mısır saplarını toplayın. Mısır sapının protein oranı yüzde dört buçukla yüzde altı arasında. Evet buğday otunun yüzde on iki, yüzde on mertebesinde ama... ...samanın yüzde bir, yüzde iki o da hiç kullanılamayan bir protein. Dolayısıyla mısır sapında kullanılabilir bir protein var gerçekten hayvanlar için. Ben düve beslemesinde, genç hayvan beslemesinde mısır sapını çok yoğun kullanıyorum. Ama önceden bir patozdan da geçiriyorum. Patozsuz yaparsan onun eklem yerleri öz özellikle onlara hayvan yemiyor, atıyor. Yem veriyorsun ama yememiş oluyor o taraflarını, O iyi bir şey değil. Mısır sapını topladığın zaman zaten tarlan tertemiz bir tarla var. Hiçbir sıkıntın yok. Gir istiyorsan eğer baltalıysa mimzerin, bizimki mesela baltalı, diskli olsa hiç uğraşmayacağım ama baltalı olduğu için yerde eğer sap olursa o sapları topluyor, dolayısıyla ekemiyorum havalı mimzerle. Dolayısıyla diskli olsa o da değil çünkü diskler yarıp geçtiği için direkt tohumuz zaten yerine ekecek. Ben bu sene düşünüyorum diskli e, buğday mimzerine geçmeyi. E, dolayısıyla hani bizim yapma şeyimiz o e, sıkıştığımız yerde goble kullanıyoruz. Zara veya do goble, Bizde de goble var, daha yani küçüğü var, büyüğü var. Ama genelde büyük gobleyle bir e, geçiyoruz. Onu da şunun için yapıyoruz. Buğdaya gübre attığımız zaman, sertme attığımız için gübreyi, o gübreyi biraz alta alabilmek için açıkçası o goble yapıyoruz. Toprağı çok işlemek istediğimiz için diye ama burada üstteki çok küçük bir katmandan bahsediyoruz. Yani 10 santimlik bir toprak çok fazla zaviye verip çok derine daldırdığın zaman yine sıkıntı. Bu sefer yine demin konuştuğumuz hataları yapmaya başlıyoruz. <laughs> altında. Damlamalarda Hayır, üst. Şimdi <laughs> üç çeşit damlama var biliyorsunuz. Bir tanesi subsurface irrigation dedikleri. Yani toprağın 3 santim, 4 santim altından giden damlamalar. Bir tanesi normal tripline. line, bir de direkt toprak altı. Toprak altı damlamadaki en büyük sıkıntı bizim yaptığımız araştırmada bir böcek, iki özellikle şeyler kökler giriyor. Ve tamiri çok zor gözlemlemesi çok zor. Yani e, zaten çok muvaffak olamadı dünyada. Subsurface dediğimiz toprağın böyle 3-5 santim altına konulan e, sistemi toplaması inanılmaz zor. E biz de damlamayı, biz bir yıllık damlama alıyoruz ama iki yıl kullanıyoruz. Çünkü çöpe atacak kadar zengin değiliz, mecburuz. Dolayısıyla biz üste koyuyoruz. Tek dikkat edilecek konu damlamanın, damlatıcılarının aşağı doğru değil, yukarıya doğru bakması en önemli konu bizce bu, bu bundan ibaret geri kalan şeydi. Biz bu arada bütün azot beslemesini de damlamadan yapıyoruz. Yani biz toprak altı azota çok inanmıyoruz. Çünkü azot sıcağı gördü, suyu gördüğü zaman gidebilecek iki tane yeri var. Ya toprağın altına ya toprağın toprağın ya buharlaşacak ya yıkanacak. Dolayısıyla e, bu sebepten ben 3 15 kullanmıyorum. Benim yaptığım kendi organik mineral gübrem 4 7 15. Zaten Mısır'ı ilk 3 yaprağa yaprağa kadar kendi Besin maddesini kendisi veriyor tohumdan. Dolayısıyla benim için sonraki azot çok önemli. O dört azot benim için yeterli ilk baş için. Zaten banda koyuyorum. Kökü saldığı anda zaten azot elinde bitkinin. Ondan sonra da mecburen nitrat olmadığı için üreyle gidiyoruz. Bu arada püskül döneminde de amonyum sülfat şeker gübresine dönmenizi tavsiye ederim. Anlamadan niye potasyum ve fosforum. Çünkü potasyumla fosforun topraktaki hareket şeyi çok sınırlı. Yani senede 5 milim, 6 milim çok daha fazla inmiyor aşağıya. Benim fosfora da potasyuma nerede ihtiyacım var? Kökte. Yani damlamalı sıraya ortasına koyuyorsun. E oradaki fosforun yani kullanamaz ki. Ha önümüzdeki sene iyi denk gelir. Tam oraya ekimini yaparsan belki faydası olur ama gerek yok. Yani burada toprak altı yapmak çok çok daha mantıklı. Mısır silajında bakılması gereken 3-4 tane nokta var. Bir tanesi silajın asetik asitle e, laktik asit oranı. Laktik asidin yüksek, asetik asidin düşük olması lazım. İyi bir silaj yaptığın zaman, iyi bir inokulant kullandığın zaman ki ben eskiden kullanmıyordum. Eskiden turşu yapmak için bakteri mi kullanıyorlardı deyip ben geleneksel yapacağım diyordum. Ama yaptım gördüm hakikaten inokulant faydalı. Dolayısıyla laktik asit oranıyla asidik, asidik asit yüksek olup laktik düşük olursa oldu. Ee, hayvanlar aynı miktar deyip çok daha az üretim yapıyorlar şimdi bunun ikisinde eşit olması lazım mukayese edebilmen için sen Pioneer yaptın kötü bir silaj yaptın iki nişasta oranı silajda yapılan en büyük hata ne biliyor musunuz beklememek erken yapmak şimdi daneye baktığın zaman arkadan koçanın önüne doğru baktığın zaman nişasta çizgisini görüyorsun o yarıya gelmediyse yapma o silajı Buğday silajıyla eşdeğer. Hatta buğday silajından daha fazla içinde tahtamsı malzeme var. Lignin dediğimiz. Dolayısıyla daha zor. Daha kötü bir kabaya. Nitekim yarı veya dörtte üç. Dörtte üçe bekleyebiliyorsan ama yarı yarının altındaysan yani çok çok önemli. Çok uzun boylu silaj kötü. Çünkü niye? Lignin denilen bir malzeme var ama mı? Bu lif. Lignin ne biliyor musunuz? Tahta. Öyle söyleyeyim. Şimdi siz tahta sindirilebilir olmadığı için hayvan için talaş yedirmiş oluyorsun. Yüksek olduğu zaman gövdenin lignin oranının arttırması lazım. Tahtamsı malzemenin çok olması lazım ki mısır ayakta dursun yoksa yatar eğilir sürekli. Dolayısıyla uzun çeşit, özellikle mesela beyaz daneli bir çeşit vardı hatırlarsınız. hepimiz muhtemelen denemişsinizdir. Ben de dahil olmak üzere. Müthiş, 10 ton, 11 ton verim var. Dev bir şey. Çok fazla odunsu malzeme. Dolayısıyla sindirilebilirliği düşüyor. Dolayısıyla keşke 6 ton verim alsaydım da çok kaliteli bir silajım olsaydı dedirttiren bir şeydi bu. Dolayısıyla lignin oranı da çok önemli. Bunu analizde görebilirsiniz. Asetik asit, laktik asit, buna bakacaksınız. Nişasta, proteine falan hiç bakmayın, hiç gerek yok. NDF oranı, o da esasında nişasta, nişasta da onun bir parçası. E, dolayısıyla hani NDF oranının iyi bir yerlerde olması lazım. Protein önemli değil ama bunlara eşit tutup da iki mısır mısırdır. Hani mısırın ismi veya markası, o mısır bitkisi, mısır bitkisine bunlara baktıktan sonra marka ayırt etmeyecekler hiçbir zaman. Striptilde taban taşı oluşuyor mu ya da... Hayır. Striptil'de taban taşı kesinlikle oluşmuyor. Tam tersi zaten öndeki daldırdığın taban taşı kırmak için kullanılan bıçak. E, Okey. E, Tam, Tam ortaya koyuyorum bir boş bir dolu. Benim ama damlamalarım da şöyle bir şey yaptım. Ben 1 litrelik damlama kullanıyorum. 1.6 litre yerine. Bu şunu getiriyor. Ana hatları döşedikten sonra yani lateralleri döşedikten sonra siz 100 metrede kesmek zorundasınız damlamanızı. Çünkü 120'nin üstüne çıktığınız zaman artık basınç azalacaktır sonlara doğru. Biz 200 metreye kadar çekebiliyoruz. 40 santim 1 litre ve aynı miktar suyu oraya koyabiliyorsun. Dolayısıyla daha az ana boru gidiyor. Daha ucuz çünkü çok pahalı ana boru biliyorsunuz. Biz flat net tarzı şeyler kullanıyoruz artık o yuvarlananlardan ama zahmeti de azaltıyor. Çünkü alan bizim biz bir giriyoruz 15 gün içinde 3100 dönüm alan ekilmiş, sulaması döşen, döşenmiş olması lazım. Az buz bir iş değil yani ve dört kişiyiz yani. Dolayısıyla hani o, orada zaman bizim için çok değerli. Ee, uzun serilmesi zamandan da tasarruf, parasal olarak da tasarruf. Bir bitkinin en çok yaptığı şey kendini soğutmaya çalışmak. Bitki sabahtan akşama kadar tek yaptığı şey sürekli suyu emip emip terletiyor. Fotosentez yapıyor, şeker üretiyor. Bu esnada da kendini serinletmeye çalışıyor. Eğer geceliğin iyi bir serin varsa gece bakın mısır yüksek akımı çok sever. 400 metre 500 metrede yetiştirilen mısırla deniz seviyesindekini rekabet ettirmek çok zordur. Çünkü yüksek rakımda gece sıcaklıkları daha düşük oluyor. Bitki daha strese giriyor. Daha kolay serinletebiliyor kendini. Çok nemli ve sıcak yerlerde bu bitki için çok zorlaşıyor. Tamam mı? Şimdi eğer gece sıcaklığın iyiyse, düşüyorsa, ve rüzgar alma şeklin yani kuzeyden gelen rüzgarı rahat alabiliyorsan tamam mı? Aç birazcık arayı 76 santime getir. Biz 4 dereceye kadar fark görüyoruz. Daralttığın zaman gece sıcaklığın yeterince soğumuyorsa daralttığın zaman daha fazla bitki, daha dens bitki, daha çok sera etkisi dolayısıyla soğumada daha çok zorlanıyor. Yani ee, göreceksinizdir Kuzey ülkelerinde daha çok bu çapraz ekim denenir ve çok iyi başarılı sonuçlar elde eder. Tohum firmalarının yetkilileri de getirirse bunu anlatmaya çalışır. Çapraz ekim yapalım daha çok verim alırız falan filan. Manisa'da veya işte bu taraflarda bu işin çok çalışacağına aydın Manisa bu bölgeler bence biraz riskli çünkü sizde de hava çok aşırı soğumuyor. Gerçi burada daha eteğindesiniz ben buranın trenin iklimini tam bilmiyorum ama sıcaksa o zaman ha, ne kadar çok açarsan... Bitki eş zamanlı çıktığı zaman sıra üstündeki mesafe çok önemli değil yeter yeterli besini verebilirsen o altı santim için belki bir santim kısıyorsun ama o bir santim çok önemli değil aynı anda çıkıyorsa homojen çıkışta. Ama e, sen eğer e, yakın biçip aralarını uzattığın zaman onun bitkiye hiçbir faydası yok çünkü serinletemeyecek serinlemeyi düşünerek onu düşün o, o soruyu. E, yaptığınız denemelerde, özellikle tanelikte, dekara kaç tane tohum? Biz denememizi okuyabilirsiniz. feyzakademi.com'da 1300 sayfa. Şöyle... E, bu arada bu seneninki de çıktı bitti. Ben sadece kontrolümü yapmadığım için şu anda yayınlanmadı. Bu hafta herhalde bitecek. O daha kısa. o Sizlere daha kolay 35-40 sayfalık bir şey çıkacak. Deneme yaptık. 8500 bitkiden. 13.500 bitkiye kadar hepsini denedik. Ben çiftliğimde bu sene ekiliş miktarını 10.000 bin bitki olarak kararlaştırdım. Çeşitten çeşide burada çok farklılıklar gördük. Şimdi çıkışınız çok önemli. Eğer yüzde 95 çıkış yakalıyorsanız iyi. Hani 1400-1600 kilo alabileceğiniz bir miktar bu. Ama bunu biraz daha 9500'e yaklaştırsanız belki bir 150-200 kilo daha yüksek verim alma ihtimaliniz olabilir. Tabi drone'un şöyle bir şey yeteneği var. Dört yaprağa geldiği zaman uçurduğunuz zaman söylüyorsunuz program size söylüyor. Diyor ki bu tarlada 1 milyon 382 bin 436 tane bitki çıkmıştır diyor. Ne kadar güzel bir şey. Drone yani bir tane fotoğraftan bunu söyleyebiliyor. Çünkü yeşille kahverengi ayırdı dedi biliyor. Çok zor bir şey değil düşündüğünüz zaman yani. Bilgisayara şu renkleri tara dediğin zaman sana tarayabiliyorsa onu da yapabiliyorsa aslında çok basit bir şey. Evet doğru. En alt ilk, ilk yaprağı yani o ilk yandaki böyle çıkan küçüğü o yani bitki kaç yaprakta Yunus'un söylediği bir şey o. Ee, ilk çıkan yani bu çok sorulan bir soru. Kaç yaprakta senin bitkiler dediğin zaman biri dört diyor, biri beş diyor, biri üç diyor. Orada bir farklılık var. İlk çıkanı saymıyorsun. O yanda zaten küçük alıyor. O çünkü bitkinin beslenmesi için kullandığı bir yaprak değil sonrası için. Bizim için büyük. Hani normal gelişmiş yapraklar sayıldığı için o yaprağı attakini saymıyorsun. En üsttekini de saymıyorsun çünkü en üstteki daha çıkmış olmuyor tam. Biz en üsttekinin tam bir altın numune alırken de söyledim o yüzden. En üstteki ortadakinin bir altındaki yani tam anlamıyla çıkmış aşağıya doğru hafif dönmüş veya böyle net açık duran yaprağı alman lazım. O yaprak senin son yaprağın sayman gereken. En alttaki de o küçük oluyor ya bir tane ufacık yanda onu da sayma o yaprak değil çünkü. Orada evet. Hayır. Ben Tabi, tabi. Ben o yüzden gübremi şu, kendi gübremi kendim yaptığım için 4, 7, 15. Ne dedim ben? 7 fosfor ihtiyacı var bir ton mısır için. 15'te potasyum ihtiyacı var dedim. Ben 2 ton aldığım verimi hedeflediğim için hep 200 kilo toprak altı o gübreden atıyorum. Hem hayvan kemresi olmuş orada 200 kiloyu çok görmeyin. 4, 7, 15 olduğu için öyle. Yani anlatabiliyor muyum? 200 kilo 3-15 gibi düşünmeyin. Fiyatı maliyeti çok 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 daha aşağıda ona göre. Yani ben esasında sizden çok daha düşük maliyetle o işi yapıyorum ama ben kendi gübremi Mısır için ayarladığım için 4-7-15'ten 200 kilo attığım zaman 8 kilo saf azot atmış oluyorum ki o beni rahatlıkla 6 yaprağa 7 yaprağa kadar götürüyor çünkü ilk başta azot ihtiyacı çok az. Bütün potasyumunu ve bütün fosforunu hepsini top şeyin altına gömmüş oluyorum. Hmm, toprağın altına bu sene deneme yapıyoruz 150 kiloya düşürdük çünkü 200 kilo saçma yaptığın yerde şimdi 150 kiloyu konsantre koyunca aynı efekti yaratıyor olman lazım hep beraber göreceğiz sezon sonunda ama Amerika'da denendi kanıtlandı böyle oldu